أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما برحمتك يا أرحم الراحمين الهدية العلائية علاء الدين بن عابدين رحمه الله Bu zatın yazmış olduğu, babası İbn Abidin rahimahullah'ın meşhur haşiyesinin özeti mahiyetinde sadece ilmihal konularını içine alan El-Hediyetül Alaiyyeh isimli eserine devam ediyoruz. Bundan önceki derslerimizde namazın hikmetleriyle alakalı bir giriş yapmıştık. Bu bitti. Şimdi direkt konulara başlayacağız. Zaten bu hafta ezanı da bitireceğiz inşallah. Haftaya Allah nasip ederse bir sonraki derste namazın farzlarına başlıyoruz. Ezanın içerisinde konuşmama konusunda kalmıştık. Öyle hatırlıyorum. وَلَا يُجْزِعُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ وَاِنْ عُلِمَ اَنَّهُ اَزَانٌ Bunu okumuştuk. Ondan sonra devamında sayfa 85 benimle aynı nuskada olanlar 85. sayfada yukarıdan 4. satır. وَلَا يَتَكَلَّمُ ف۪يهِمَا aslen. Evet. Ezan ve kamet okunurken konuşulmaz. وَلَوْ رَدُّ سَلَامٍ Velev ki birisi selam verip o selamı almak bile olsa bu konuda geçen hafta da söylemiştim. Çok sıkıntılar var. Ezan arasında konuşanlar var. Kametin arasında işte şurayı doldurun, şuraya geçin falan diyenler var. Halbuki bunlar ezan ve kamete zarar veren unsurlardır. Ezan ve kamet içerisinde konuşulmaz. Selam verse birisi selam alınmaz. وَلَا يَتَنَحْنَهُ اِلَّا لِتَحْسِينِ سَوْتِهِ Yani böyle boğazın doldu mesela artık bir şey diyemiyorsun. Orada öksürerek sesini açabilirsin, sesini güzelleştirebilirsin. Yani sesin çünkü sıkıntı. Mesela boğazın böyle olmuş falan böyle yapıp boğazını açabilirsin. Ama onun dışında öksürmek bile uygun değildir. Ezanın ve kametin arasında öksürmek bile uygun değildir. Peki konuşursa bakın burası çok önemli. Ezan veyahut da kamet esnasında konuşursa o zaman ezan ve kameti tekrar baştan alması gerekir. O in tekelleme istenefe illa iza kanel kelamu yesiran ancak bir iki kelime şuraya geç, git, gel, otur gibi böyle bir kelime veya iki kelime konuşursa o zaman yine kerahat işlemiş olur ama ezanı baştan okumasına gerek yoktur. Ancak eğer bir iki kelimeden fazla konuşursa o zaman ezanı ve kameti tekrar ezanı başlaması, baştan okuması gerekir. İstenefehu deyince sadece ezana gidiyor. Ezanı baştan okuması gerekir. Ezan esnasında konuşulmaz. Buna şahit olduğumuz oluyor. Maalesef konuşuluyor. Arada bir şey deniliyor falan vesaire. Böyle bu uygun değildir. Demek ki ezan esnasında selam almak bile olsa konuşmak, öksürmek bunlar ezana zarar veren şeylerdendir. Eğer bir iki kelime dışında bir iki kelimeden fazla konuşursa o zaman ezanı baştan okuması gerekir.
ezanla kamet arasında ne yapılması lazım? Bu da önemli. Çok bugün mesela bunlar soruluyor. Nasıl olacak, nasıl olmayacak? Şimdi en son cümleden başlayalım. Ezanın hemen peşine kamet okumak, velev ki akşam namazı bile olsa, hiç durmadan. Yani la ilahe illallah dedin, hiç durmadan hemen kamete başlamak uygun değildir. Orada biraz beklemek lazımdır. Bu akşam ezanında bu beklemeyi 3 kısa ayet okuyacak kadar yapar. 3 kısa ayet okuyacak kadar bekler. Yani İhlas suresi okuyacak kadar. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. İşte 10 saniye, 20 saniye neyse bu kadar bir müddet bekler. Diğer namazlarda ise ezandan sonra bir kişinin abdest alıp sünneti kılacak kadar, yani bir 3-5 dakika kametle ezan arasında sünnet kılınacak kadar beklemesi lazımdır. Devamlı namaza gelenler yetişsin diye. Mesela adam sahibi özür olur. Özürlü bir kişi ne yapar? Vakit girdikten sonra abdest alır. Bu adam abdest alacak kadar, en azından sünneti kılacak kadar böyle bir müddet beklenmesi lazımdır. İkisinin arasında bir de ezan bittikten sonra, eskiden es-salah diye bağırıyorlarmış. Es-salah. Bugün müezzinler salavat getiriyor ezandan sonra. Hani hadi namazı kaldır deniliyor ya. Allahümme salli ala Muhammed falan gibi böyle bir salavat getiriliyor. Eskiden salavat yerine es-salah deniliyormuş. Bu şekilde söylenilir ki insanlar namaza başlandığını tekrar bir uyarılır. Onun için diyor ki bakın, ve yunadi beynehuma es-salah bima tu'urife, örf olduğu üzere ezanla kamet arasında es-salah diye bağırır. Bugün Allahümme salli ala seyyidina Muhammed deyip sünnete kaldırıyoruz ya, hani onun yerine es-salah deniliyor. Ve yeclisu beynehuma bi kadri ma yahzurul mulazimun lis-salati ma'a mura'atil vaktil mustahab. Bu da önemli. Namazın ilk vaktinde kılınması müstehaptır ya, o ilk vakti kaçırmadan iki namazla kamet arasında, ikisinin arasında bir miktar oturması, beklemesi, işte sünnet kılınacak kadar, bir abdest alıp sünnet kılınacak kadar beklemesi uygundur. Ama bekle yarım saat, 45 dakika, bir saatle beklediğin zaman, o zaman hani namazı ilk vakitte kılmak müstehaptır dedik geride, o namazı ilk vakitte kılma sevabını kaçırır. O kadar çok da beklemeyecek yani. Onun için ma'a mura'atil vaktil müstahap önemli. Müstahap vakte riayet edilecek. Müstahap vakte riayet edilmesi şartıyla ezanla kamet arasında devamlı cemaate gelenler yetişsin diye, o anda bir iş olabilir, abdesti sonradan almış olabilir işte vesaire, birkaç dakika işte bugün yani bir abdest alıp sünnet kılacak kadar vakit bekleyecek. Çok da fazla beklerse müstahap vakit çıkar, o ayarı düzenlemeyi yapacak. Bugün maalesef bazı camilerde çok bekleniyor, bazı camilerde ise hiç beklenmiyor neredeyse. Bu ikisi de uygun bir hareket değildir. Az bekleyecek, müstahap vakit kaçmasın diye, ama biraz da bekleyecek ki en azından vakit, ezan başladıktan sonra abdest alan bir insan affedersin defe hacetini giderip abdest alıp farza yetişsin, o kadar bir bekleyecek. Gerçi bugün öyle bir sorun yok aslında. Çünkü maşallah ezanlar 7-8 dakika sürdüğü için bizim memleketimizde, yani ezan Allahu Ekber diyen bir insan abdest alır, sünnette kılar, bayağı da bir şeyler kılar yani, bayağı bir vakit var. Ezan çünkü uzun sürüyor. Normal sünnet ezan 3 dakika bile sürmez. Belki 3 dakika, 4 dakika. Onun için bugün pek bir vakit çok da fazla beklenilmeye ihtiyaç duyulmayabilir. Çünkü özürlüler vesaire bazıları vakit girdikten sonra abdest alır. Veya adamın o anda bir işi vardır. Vakit girdikten sonra ezan başladıktan sonra abdest alır. O arada ezandan sonra abdest alıp sünnet kılacak kadar beklenmek gerekiyor. Bir miktar oturacak. Buradaki oturmaktan kasıt arkadaşlar öyle bir fiil oturacak değil. Yani bekleyecek manasında. Orada bekleyecek.
Akşam namazı diğer namazdan daha fazla olarak biraz daha acele kılındığı için ve fil mağribi akşam namazında yeskütü qaimen ba'del ezani kadra selasi ayatin kısarin ve yukrahul vaslu. Ezanla kameti bitiştirmek mekruhtur. Ancak çok fazla beklemek de mekruhtur. Üç kısa ayet okuyacak kadar bekleyecek. Ayakta bekleyecek, oturmayacak. Bakın burası önemli. Yani akşam ezanını okuduktan sonra müezzin oturayım da biraz bekleyeyim değil. Ayakta çünkü acele var. Akşam namazında acele var. Ayakta üç ayet miktarı bekleyecek. Kısaca işte 10 saniye. Az önce okudum. Kul huvallahu ehad miktarı 10 saniye vesaire bir bekleyecek. O anda belki bir abdest alıp, çünkü orada sünnet yok. Bir abdest alıp yetişen yetişsin diye 3 kısa ayet miktarı bekleyecek. Ama ezanla kameti hangi namaz olursa olsun vasletmek yani bitiştirmek mekruhtur. Ezanı hemen biter bitmez. La ilahe illallah dedikten sonra hemen Allahu ekber Allahu ekber diye kamet başlamak mekruhtur. Bir miktar akşam ezanında en azından 3 ayet beklemek. Diğer namazda da ise cemaate devamlı gelenler yetişecek şekilde beklemek lazımdır diyoruz. Şimdi bu mesele de yine bu korona ile başladığı zamanlar korona münasebetiyle biliyorsunuz 3 ay tam kapanma oldu. 3 ay. Hiç kimse cumaya gidemedi, cemaate gidemedi. Şimdi bu durumda cuma namazına hiç gidemedik. Bu ayrı bir durum. Bu belki de dünya tarihinde yani İslam tarihinde çok ender olacak. Yani bütün beldeler, bütün şehirler, dünya kapandı yani. Dünya kapandı. Bu ayrı bir olay. Bunun dışında normal özürlüler, bakın burası çok önemli. Buraya inşallah dikkat edelim. Mesela burada şimdi cuma kılınıyor. Burada Diyanet'in izni var. Yukarıda iki tane talebe özürlü. Diyelim ki birisi hasta, birisi de devamlı burnu kanıyor. Bu kişiler yukarıda cemaat yapabilir mi, yapamaz mı? Burada cuma kılınırken öğle namazını cemaat yapabilir mi, yapamaz mı? El cevap, özürlüler, hapishanedekiler, hastahanedekiler cuma günü cemaat yapamazlar. Hanefi mezhebine göre mekruhtur bu. Cemaat yapamazlar. Cemaat yapamadıkları için ezan ve kamet okumaları da nedir? Mekruhtur. Çünkü cemaat yok. Yani biz burada cuma için ezan okuyoruz. Yukarıda iki tane kardeşimiz rahatsız. Hani ya, yani gerçek manada rahatsız. İkisi de özürlü, iki hasta kardeşimiz. Onlar da yukarıda Allahu Ekber, Allahu Ekber diye ezan okuyor. Olur mu? Olmaz. Mekruhtur. Yani cuma günü bu mekruhtur. Tabii köydesin. Biliyorsunuz normalde gelecek inşallah burada. Çok önemli cuma bahsi. Yukarıda ihtisastaki kardeşlerimizle cuma bahsini okuduk. Çok önemli bilgiler var. İbn Abidin'den destekleyerek, zaten bunlar ben İbn Abidin'den bakıyorum. İbn Abidin'den destekleyerek buradaki cuma bahsini okursak çok güzel olacak inşallah. Çünkü önemli konular var. Cuma namazı normalde köylerde kılınmaz. Cuma namazı şehirde kılınır. Köyde cuma namazı olmadığı için köyde öğle namazını cemaatle kılan ezan ve kamet okuyabilir mi? Okuyabilir. Çünkü orada cuma namazı yok. Bakın şimdi işte burada şuraya geleceğim. Telefonlar susmuyor. Hocam cuma namazına gidemiyoruz. Evde öğleyi cemaat yapalım mı yapmayalım mı? Biz yapabilirsiniz dedik. Bir tane hoca efendi de yapamazsınız demiş. Sonra o hoca efendi tabii meşhur YouTube'da, mutup'ta videoları falan var. Bana videosunu gönderdiler. Dediler ki bak hoca efendi burada açıklıyor. İşte cuma günü cuma namazına gitmeyenler, bak az önce söylediğimi söylüyor. Kendi başlarına cuma namazı kılmaları mekruhtur. Ezan ve kamet yapmaları mekruhtur. Tamam doğru söylüyor hoca efendi. Ama o ne zaman geçerli? Dışarıda cuma kılınıyorsa geçerli. Şu anda olduğu gibi. Ama korona camilerin kapandığı, tamamen kilitlendiği zaman dışarıda cuma var mıydı? Yoktu. Aynı köylerdeki gibi. Köyde cuma namazını öğle namazını cemaatle kılmak, ezan getirmek, kamet getirmek, cuma kılınmayan yeri söylüyorum. Şu an için söylemiyorum. Şu anda bütün köylerde de kılınıyor. Şu anda köylerde de kılınıyor. Normal şartlarda köylerde cuma namazı kılınmaması lazım. Bir beldede bir yerde kılınması lazım. Yani mesela diyelim ki işte bizim Giresun'un Çamoluk ilçesi, Çamoluk'ta beldede kılınması lazım cuma namazı. Ama şu anda bu uygulanmıyor.
Her yerde kılınıyor. Bir köyde bırakın bir tane. Bir köyde 3-4 yerde cami varsa 3-4 yerde cuma kılınıyor. Yani bu zaman dediğimiz geçerli değil. Normal şartlarda bir beldede, bir köyde, bir yerde cuma namazı. Mesela Ihlamurkuyu burası bir belde sayalım. Artık ya da Dudullu diyelim. Dudullu, Ihlamurkuyu. Dudullu'da bir yerde cuma namazı. Merkez camiinde kılınması lazım. Her yerde cuma namazı kılınmaz. Bu cumanın yapısına uygun değildir. Çünkü cuma toplanmak demek o bölde, o bölge, o belde toplanması lazım. Ama bugün bu yapılmıyor maalesef. Ama o zamanlarda insanların yoğunluğu bu kadar değildi. Bugün siz şimdi Dudullu'yu bütün bir camide toplayamazsınız ki. Bir apartman var, kocaman apartman. Bir apartman bir mahalle oldu neredeyse. Yani 20 daireli, 40 daireli apartmanlar var. Tabii ki bugün artık mecburen bu kaideyi uygulamıyoruz. Ama normal kitaplarda yazdığı üzere bir beldede bir yerde cuma namazı kılınır. Köylerde cuma namazı kılınmaz fetvasına göre köyde öğle namazını cemaatle kılabilir misiniz? Kılabilirsiniz. O namaz için kamet ve ezan yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Buradan da yola çıkarak korona günlerinde dışarıda cuma namazı olmadığı zaman evde, kapalı olduğu zaman evde, belki bu dünyada bir defa oldu İslam tarihinde, belki bir daha da olmayacak ha. Bu kadar uzun 3 ay bütün camilerin kapandığı ben duymadım hiç yani. Yani böyle bir şey belki de hiç olmadı, belki de bir daha olmayacak. İleride belki hatırladığımız zaman 5-10 sene sonra ya ne günlerde be diyeceğiz yani. Yaşlandıkları zaman gençler, çocuklar diyecekler ya bizim çocukluğumuzda şöyle bir şey vardı. Camiler 3 ay kapandı diyecekler yani. Öyle bir belki dönemden geçtik ama sonuçta dışarıda cuma yoktu. Dışarıda cuma olmadığı zaman evde siz cemaatle öğle namazını kılabilir misiniz? Bak cuma kılamazsınız ama cemaatle öğle namazını kılabilir misiniz? Kılabilirsiniz. Ezan getirirsiniz. Kamet getirirsiniz. Tamam. Ezan ve kamet gelmez. Dışarıda cuma namazı kılındığı zaman geçerlidir. Şimdi söyleyeceği gibi. Tamam. Bak burası çok önemli. Burayı anlayalım. Tamam. Şimdi bakın diyor ki وَيُكْرَهَانِ لِلْظُّهْرِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ لِمَنْ فَاتَتْهُ فِي الْمِصْرِ Şehirde cumayı kılmayan, cumayı kaçıran veya özürlü olan kişi için وَيُكْرَهَانِ Nedirler? Ezan ve kamet mekruhturlar. Aşağı 4 numarada diyor ki kecemaatihim mislül mescunin aynı cemaatle namaz kılmaları gibi hapishanedekiler gibi. Hapishanedekiler cuma namazına gidemiyorlar. Cezaevinde cuma namazı yerine öğle namazını kılacaklar. Öğle namazını cemaatle kılabildi mi mekruhtur diyor. Ezan ve kamet getirmeleri mekruhtur. Cuma günü sadece cuma namazına ait olarak. Burada cuma namazı kılıyor. Yukarıda 2 tane tabi özürlü hasta. Bunlar cuma namazı cuma namazı günü cuma vaktinde ezan ve kamet getiremezler. Cemaatle öğleyi kılamazlar burada cuma namazı kıldığı için. Ama hiçbir yerde cuma namazı kılınmıyorsa o durum başka. Arasını ayırt etmek lazım. Bu mesele de bu şekilde. Peki şimdi çok önemli bir konu yine hep soruluyor. Kaza namazı kılarken ezan ve kamet meselesi çok önemli bakın. Kaza namazı kılarken ezan ve kamet. Ben ilk önce anlatayım sonra buradan ibareyi okuruz. İbareyi okuyorum ki, ibareyi bilerek okuyorum yani. Çünkü hani bereket olsun yani. Tamam ibareyi okumakta da bereket vardır. Ders şeyini de bozmayalım. Şimdi bakın mesele şu. Bir insan bir vakit namaz kaza edecekse bu kaza namazı için hem ezan hem kamet getirir. Bir vakit namaz kaza edecekse. Mesela şimdi yatsı namazını kıldık. Şimdi vaktin müsait, boşsun. Şurada ben bir de yatsı namazını kaza edeyim. Tabii cemaatte milletin içinde kaza edilmez. O başka mesele. Onu konuşmuyoruz. Normal evinde kaza ettin. Veyahut da şurada kimse yoktu kaza ettin. Eğer tek bir vakit namazı kaza edecekseniz bu namaz için ezan ve kamet getireceksiniz. Hem ezan hem de kamet. Ama böyle millete açın da ben İşte kaza namazı kılıyorum, caminin mikrofondan okumayacaksın yani. Öyle değil. Kendi kendine şurada çekileceksin. Normal kendin duyacak kadar Allahu Ekber, Allahu Ekber diye bu şekilde ezan. Biraz bekledikten sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber şeklinde de kamet getirerek namaz kılacaksın. Bu tamam. Bir kaza kılacaksak bir vakit. Yani öğlen, yani akşam, yani yatsı, ikindi, sabah bir vakit kaza kılan hem ezan hem kamet alacak, getirecek. Peki, birkaç tane kaza namazı kılacaksa, bu çok soruluyor. Peş peşe birkaç tane kaza namazı kılacaksa, mesela mübarek günlerde hep tavsiye ediyoruz.
Kaza namazı olan kaza namazı kılsın. Tamam, nafile kılın, teheccüd kılın ama kaza namazı. İmam-ı Şafii Hazretleri'nin de fetvası üzere birkaç vakit kaçırdıysan nafile namaz kılma, kaza kıl diyor İmam-ı Şafii. Borcun var senin diyor. Mesela önemli günlerde işte Kadir Gecesi, Mevlüt Kandili şu gecelerde camilerde, itikaflarda ibadetle geçirenler bir kenara çekilip fazla kimseyi de yaygara koparmadan şurada kenara çekilip bir günlük kaza namazı kılayım diyor. Bu adam ne yapacak? Bu adam peş peşe namaz kaza yapacak kişi ilk kıldığı kaza namazı hangisi ise yani işin başında bir kere ezan alacak, ezan getirecek, ezan okuyacak. Ondan sonra diğer her vakit için ne yapacak? Kamet getirecek. Mesele bu. Ancak yer değiştirmiyorsa, meclis değiştirmiyorsa, meclis değiştirirse her değiştiği de ezanı tekrar yapacak. Yani bakın şuraya çekildi, burada kıldı. Buradan kalktı gitti, yukarı gitti. Veya evine gitti. Kaza namazı kılmaya devam ediyor. O zaman yukarı giderse, evine giderse tekrar ezan okuyacak. Aynı yerde kaza kılıyorsa birkaç tane, hangi namaz, isterse sabah namazdan başlasın, isterse öğlen başlasın, isterse akşam yatsı fark etmez. Hangi namazdan başlarsa başlasın, ilk kıldığı namaz için ezan, sonra her kıldığı namaz için kamet getirecek. Ama mekan değiştirirse, yani 5 vakit burada kıldı, 5 vakit yukarıda kılayım ya da gideyim evimde 5 vakit kılayım derse, o zaman ikinci mekanda tekrar ne yapması lazım? Ezan okuması lazım. Mesele bu. Bir daha özetliyorum. Bir vakit kazaysa hem ezan hem kamet. Birkaç vakit kaza kılacaksa birinci için ezan okuyacak. Sonrakiler için her vakit için kamet getirecek. Eğer mekan değiştirmezse. Mekan değiştirirse o zaman ikinci mekanda tekrar başladığı namaz, hangi namazdan başlıyorsa kaza etmeye, onun başında tekrar bir ezan okuyacak. Bu şekilde söyleniyor. Bu çok önemli. Çünkü biz bu sorularla, bu kaza namazının sorusuyla çok karşılaşıyoruz. Bu şekilde özet bir şekilde zihnimize bunu yerleştirmiş olalım inşallah. Ve yuezzinu lil faiteti ve yuqimu. Evet, kaçırdığı namaz için ezan ve kamet getirir, okur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yani konumuzla alakalı olduğu için iki diyorum. Daha fazlası var mı yok mu tam hatırlamıyorum şu an ama hatırladığım ve konumuzla alakalı iki defa namaz kazaya kalmıştır Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca. Bir defasında sadece, bak daha fazla oldu benim hatırladığım iki, konumuzla alakalı iki diyorum. Başka da olmuş mu olmamış mı rivayetlere bakmak lazım. Bir defasında sadece sabah namazını kaçırdılar. Diğerinde ise Hendek'te, Hendek günü Efendimiz 4 vakit namazı kaçırdılar. 4 vakit namaz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kılamadı. Çünkü eğer namaz kılsalardı, çok yoğun bir saldırı vardı. Eğer namaz kılsalardı salatül havfı bile kılamadılar yani. Veya o anda artık farz değil miydi onu da tam hatırlamıyorum. Ama kılamadılar. Dolayısıyla 4 vakit kaza yapıldı. Efendimizin hayatında bu az önce anlattığımız iki tatbiki de görüyoruz. Bir vakit namaz kaldığı zaman sabah namazıydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ezan ve kametle beraber sabah namazını kıldılar beraber. Birkaç vakit namaz Hendek'te kaçtığı zaman ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları bir ezan ve her vakit için kametle kıldı. Bunu Efendimizin uygulamasında görüyoruz. Yani diyelim ikindi, akşam, yatsı, sabah kaçtı. Veyahut da işte sabah, öğle, ikindi, akşam kaçtı. Hangi namazlar kaçtıysa Efendimiz bir ezan ve her biriz için kamet getirerek bu şekilde namazları kaza ettiler. Biz bu anlattığımızı Resulullah'ın hayatında buluyoruz. Bir defasında tek vakit kaçırdı, ona ezan ve kamet okudu. Diğerinde ise 3 vakit, 4 vakit namaz kaçırınca 4 vakit Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu 4 vakiti bir ezan ve her birine kametle beraber kıldırmıştır. Bu şekilde Efendimizin sünnetinden öğreniyoruz. Ve yuezzinu lil faiteti ve yuqimu. Bu bir vakit efendim kaza edecekse. Ve keza yine ezan ve kamet getirir. Li ula el fevait. Birkaç tane kaçırdıysa, birkaç tane kaza kılacaksa onların birincisi için efendim ne yapar? Ezan ve kamet getirir. Bak birincisi için ezan ve kamet getirir ve kürihe tek terkül ikameti dünel ezanı fil baki fil bevaki minel fevaiti inittehade meclisül kadai fi mevdi'in vahidin. Eğer bir yerde kaza meclisi birse
Diğer kaçan namazlar için kameti terk etmesi mekruhtur ama ezanı terk etmesi mekruh değildir. Yani ezan okumaz ama kamet getirir, kameti terk etmesi mekruh olur. Buradan şunu anlıyoruz, ezanı okumaz, ezanı terk etmesi mekruh olmaz. Ya ben ezan da okuyacağım dese ne olur? Ha? Hiçbir şey olmaz. Terk etmesi mekruh değildir demek, okuyabilirsiniz demek yani. Ama kameti oku, efendim kameti terk ettiğiniz zaman o mekruhtur demez. Demek o zaman kameti mecbur okuyacaksınız. Yani ben vaktim var, gece sabaha kadar itikaftayım, ibadet yapıyorum. Her kaçıran, bir de nefsime de ceza olsun, her kaçırdığım namaz için, her vakit için hem ezan hem kamet okuyacağım dese bir adam, bir şey gerekmez yani, okuyabilir yani. Kerahat çok güzel açıkladı yani, kerahatle işi ele aldı, çok güzel. Ezan, birinci kaza için ezan ve kamet okur, diğerler için ve kürihe terkül ikameti, kameti terk etmek mekruhtur, dünel ezan. Ezanı mekruh değildir. Fil bevâki minel fevâid. Diğer kılacakları kaza için ezanı terk etmek mekruh değildir. Yani ezan okumaz ama kameti terk etmek mekruhtur. Yani kamet okur ama in ittehade meclisül kazâi fî mevdi'in vâhidin. Bir yerde kaza meclisi değişmiyorsa, tekse. Ama değiştirirse o zaman tekrar ezan okuması gerekir. Söylüyor. Emma idâ kazâha. Eğer o kaçan namazları kaza ederse fi mecalise, farklı farklı yerlerde, o zaman feyüştaradu kilahuma fil iftidayı. Her başladığı zaman hem ezan hem de kamet şart koşulur. Yani mesela bir adam iki vakit namaz kaçırdı ya da üç vakit. Hani kandil gecelerinde kılmayı düşünmeyelim de normal mesela iki vakit üç vakit namaz kaçırdınız. Peş peşe veyahut da ayrı ayrı. Dedin ki yatsıyı burada kılayım da gideyim sabahı evde kılayım. İşte akşamı da başka bir yerde kılarım. Eğer iş yerinde kılarım, dükkanda kılarım, medresede kılarım dediniz. Üç vakit namaz kaçırdıysanız, üç vaktin üçünü de üç ayrı yerde kaza ederseniz her birinde ne yapmanız lazım? Ezan ve kamet getirmeniz lazım. Çok eskiden kaçırdığınız kazaları kılıyorsanız yine aynı şey geçerli. Eğer tek yerde, aynı yerde iki üç tane namaz kaza ederseniz birincisi için ezan ve kamet, diğerleri için sadece kamet. Ama ayrı ayrı yerde kaza ediyorsanız her biri için ezan ve kamet gerekir. Aynı yerde farklı zamanlarda kaza ediyorsanız yine ezan ve kamet gerekir. Yani sabah burada yine aynı yerdesin ama sabah kaza kıldın, gittin geldin öğlen kıldın, bir yerlere gittin geldin akşam kıldın, yine aynı şey geçerli. Eğer araya zaman zaman farklılığı girerse yine her kaza için ezan ve kamet gerekiyor. Peş peşe kıldığınız kazalarda birincisi için ezan ve kamet, diğerleri için kamet. Ama ben her birine ezan okuyacağım diyorsan sıkıntı yok. Kameti terk etmek mekruhtur, ezanı terk etmek mekruh değildir. Ezan okursan da hiçbir şey kaybetmezsin yani. Tamam. Bunlar önemli yani. Bunlar çünkü çoğu bilinmiyor maalesef. Bilinmediği zaman da sıkıntı oluyor. Üç fırkanın da ezan ve kamet okuması mekruhtur. Üç fırka. Birincisi üç insan yani. Birincisi kadınların. Kadınların cemaatle kendi aralarında cemaatle namaz kılmaları meşru olmadığı için kadınların ezan ve kamet okumaları mekruhtur. İster edaen kılsınlar ister kazayan fark etmez. İkincisi çocukların. Çocuklar kendi arasında namaz kılıyorsa biraz sonra çocuğun ezanını konuşacağız. Bu çok oluyor. Köylerde, memleketlerde çocuklara ezan okutuyorlar. Hatta geçenlerde nerede gördüm çocuğa namaz da kıldırıyorlar. Video atmış birisi de övünerek maşallah deyin falan. Ne maşallah, ne uzubillah diyeceksin. Çocuğun namazı olmaz ki mübarek. Nasıl bir, yani başka mezhepte de var mı bilmiyorum da. Küçük çocuk, 5 yaşında çocuk namaz kıldırıyor. Video göndermiş birisi, altına da yazmış ki maşallah deyin. Ya ona maşallah demeyeceksin, ne uzubillah diyeceksin. Arkadaki cemaatin hep namazı gitti. Tamam. Yani mübarek çocuk tamam güzel kıraat yapıyorsa hafızdır falan, aşırı okut, müezzinlik yani müezzinlikteyken ezan dışındaki diğer ezan ve kametin dışındaki diğer müezzinliği yaptır veya aşırı okut en güzeli, ama namaz kıldırabilir mi? Kıldıramaz ki. Hele ki buluğa ermemiş bir çocuk namaz kıldıramaz. Buluğa ermiş olan da işte yaşı büyük olan varsa, ilmi büyük olan varsa, kıraati büyük olan varsa ileride imamet bahsi gelecek. Yani kıldıramaz. Hadi yine buluğdan sonra belki tamam da
Buluğ'dan önce çocuk namaz kıldırabilir mi? Onun için çocuklar kendi arasında namaz kılarlarsa, cemaat yaparlarsa, yazlık talebe veyahut da medrese talebeleri, hafızlar falan, bunların ezan ve kamet okuması mekruhtur. İçinde hiç büyük yoksa ama, sadece çocuklar. Bir de köleler arkadaşlar. Kölenin cemaat yaparsa köleler kendi arasında ezan ve kamet okumaları mekruhtur. Ve yukrahani, ezan ve kamet mekruhtur. Fîmâ tusallîhin nisâ'u edâen ve kadâen. Kadınların eda ve kaza olsun fark etmez. Kendi aralarında cemaat yaparak, toplanarak kıldığı namazlarda veya tek başına kıldıkları namazlarda ezan ve kamet getirmesi mekruhtur. Zaten kadının sesi avret değil ama fitnedir. Dolayısıyla kadının yüksek sesle bağıra bağıra böyle bir şey olması mümkün değildir diyoruz. Velev münferideten, velev ki cemaatle değil tek başına kılsalar bile. Ne gibi? Ke cemaati sıbyanin ve abidin. Çocukların ve kölelerin cemaatinin cemaatinin mekruh olması gibi. Ha, burada şu mana olabilir. Ke cemaati deyince burada ama yine kametten ezandan bahsediyor. Acaba cemaat yapmaları mekruhtur diyeceğim ama o da niye mekruh olsun? Kölelerin cemaat yapması niye mekruh olsun? Buraya bir bakayım arkadaşlar. İnşallah unutmazsam burayı haftaya söylerim inşallah. Bakın daha nerede mekruhtur? Burası çok önemli bak. Ve fîmâ yakzî minel fevâiti fî mescidin. Mescitte kaza namazı kılıyorsa burada da ezan ve kamet yapması nedir? Mekruhtur. Dikkat edin, mescitte herkesin içinde. Çünkü niye? Namazı kazaya bırakmak en büyük günahlardandır. Sen bu günahını ne yaparak? Ezan ve kamet okuyarak millete ifşa ediyorsun bir. İkincisi, bir de sen eğer orada ezan ve kamet okursan caminin ezanı ve kametiyle karışır, teşviş diyor. Teşviş, karışıklık olur. Yani sen şimdi burada mesela diyelim ki biz namazı kıldık, farz namazını veyahut da işte kamet geldi falan. Sen orada farzdan sonra geliyorsun, tekrar bir ezan okuyorsun, tekrar kamet getiriyorsun. Ne oluyor ya? Allah Allah, bismillahirrahmanirrahim. Biz şey yapmamış mıydık? Biz namazı kılmamış mıydık? Ne oluyor falan? Şimdi sen eğer camide sesli bir şekilde ezan ve kamet okursan işte karışıklık olur. Teşviş dediği bu, teşviş olur. Onun için kaza namazı kılan bir kişinin ve fîmâ yakzî minel fevâiti fî mescidin. Mescitte eğer kaza namazı kılıyorsa burada ezan ve kamet okumak mekruhtur. Tamam, mekruhtur. Ama illâ izâ kânet tefvîtu li emrin âmmin. Genel bir, bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi genel bir olaydan dolayı namaz kaçmışsa, işte Peygamberimiz bütün hep beraber sabah namazını kaçırmışlar, hep beraber Hendek'te ne yapmamışlar? Hendek savaşında namazı kılamamışlar. O zaman herkes aynı durumda olduğu için ezan ve kamet okunmasında karışıklığa sebep olmaz. Çünkü biliniyor ki genel bir durumdan dolayı, mesela yağmur, mesela kar, çok şiddetli bir yağmur var, çok şiddetli kar var, namaz kılınamamış, kaçırılmış, herkes deprem olmuş, afet olmuş. Bu gibi durumlarda o zaman mekruh olmuyor kaza namazını cemaatle, kaza namazını ezanla ve kametle kılınması, okunması. Ezan ve kamet okuması mekruh olan veya olmayan kişiler. 1. وَيَجُوزُ اَزَانُ سَبِيِّنْ عَاقِلٍ. Bakın dikkat edin. 8 yaşında mümeyyiz olmuş, akıllı olmuş çocuğun ezanı caizdir. 8 yaşından küçük olan çocuğun ezanı caiz değildir. İmamlığı demiyoruz ha, imamlığı değil, ezanı diyoruz, bakın karıştırmayalım. Ezanı caizdir. Ve abdin, kölenin ezanı caizdir. Ve a'ma, körün ezanı caizdir. Ve veledi zina ve a'rabi. Zina çocuğu ileride imamet gelecek, imamlık bahsinde veledi zinanın imamlığı mekruh diyecek ama ezanı caizdir. Bunu da açıklayacağız. Burada yanlış anlıyorlar. Diyor ki anne babası zina etmişse çocuğun ne suçu var? Mesele zina çocuğu olması değil. O başka mesele. İmamlıktaki, imamlığa geçmesinin kerahatindeki durum başka. Onu ileride konuşacağız. Ve a'rabi, köylü, bedevi kişinin ezan okuması caizdir, mekruh değildir. Ve yukrahu, mekruhtur. Ezanu cünübin. Bak, cünüp bir kişinin ezan okuması ve ikametihi ve ikametuhu, onun kamet getirmesi mekruhtur. Ve ikametu muhdisin. Ve ikametu muhdisin. Abdestsizin kamet getirmesi mekruhtur ama ezanı mekruh değildir. Tabii ki hoş bir şey değil, iyi bir şey değil ama
Ezanın şartlarından bir tanesi abdest değil, namaz gibi. Ya eyyühellezine amenu izâ kumtum ilessalâti. Namaza kalktığınız zaman fâsülû vücûeküm ve eydiyeküm, elinizi ayağınızı yıkayın diyor. Abdest namazın şartıdır, ezanın şartı değildir. Ama tabii okumamak lazım. Ben git de sana abdestsiz ezan oku demiyorum ama kitapta söylenen bu caizdir yani. Tamam. Ama okuma kardeşim. La ezanuhu, bak ezanı mekruh değildir. Abdestsizin ezanı mekruh değildir ama kameti mekruhtur. Ve emraetun, kadının ezanı mekruhtur. Ve fasık, evet çok acayip bir şey ya. Fasığın ezanı mekruhtur. Hadi bakalım. Ne olacak? Ve sekran, sarhoş tabi zaten sarhoş belli. Ve kaid, evet oturanın ezanı mekruhtur. Oturarak ezan okunmaz. İlla ancak izâ ezzene li nefsi, ancak kendi kendine namaz kılıp kendi kendine ezan okuyorsa oturabilir diyorlar. O mesela kendi kendine okuyorsa oturabilir ama yine de ayakta olması evladır. Ve yuadu, tekrar okunur. Ezanı cünübin, eğer cünüp bir kişi ezan okuduysa tekrar ezan okunur. Ve emraetin, kadın okuduysa tekrar okunur. Ve mecnun, deli okuduysa tekrar okunur. Ve ma'tuh, yarım akıllı, kıt akıllı bir kişi ezan okuduysa tekrar okunur. Ve sekran, ve sabiyyin la ya'kil, aklı olmayan, mümeyyiz, 8 yaşından küçük bir çocuk ezan okursa tekrar okunur. Bunlar tekrar iade edilir. La ikametuhum, ancak ikametleri tekrar edilmez. Kametleri kerahatle beraber devam edilir ama ezanları tekrar edilir, kametleri tekrar edilmez. Ve kürihe, tekrar döndük kamet getirilen getirilmeyen yerlere. Mekruhtur terkuhuma, ezan ve kameti terk etmek mekruhtur. Li musafirin seferen lugaviyen gayra şer'iyyin. Şer'i bir misafiri değil de lugavi misafir, yani yolcu, normal yola giden, yolda olan için ezanı ve kameti terk etmek mekruhtur. Ve keza terkuha, yine aynı şekilde kameti terk etmek de mekruhtur. Ama bi hilafi musallin fi beytihi bi misra, yani şehirde tek başına eğer namazı kılıyorsa bunun ezanı terk etmesi mekruh değildir. Ev karyetin leha mescid, mescid olan bir karyede kılıyorsa bu kişi efendim ezanı ve kameti terk etmesi mekruh değildir. Yani şunu demek istiyor arkadaşlar, şöyle. Burası biraz ibare kapalı şöyle. Şimdi diyelim ki şu İhlamurkuyu Merkez Camii düşünün. İhlamurkuyu geçen hafta birisi sormuştu burada. İhlamurkuyu Merkez Camii'de ezan okundu. Sen de iş yerinin mescidinde namaz kılıyorsun. Ya da işte köyün mescidinde namaz kılıyorsun. Ana merkezde, yani beldenin merkezinde ezan okundu. Sen de küçük bir mescitte, iş yerinin mescidinde namaz kılıyorsun. Orada ezan okumaya gerek yoktur. Bunu demek istiyor, tamam mı? Evde kılıyorsun, gerek yok. Ev karyetin leha mescid. Beldede ezan okunduysa, köyde, mescidi bulunan köyde, o iş yerinde, o handa ezanı terk etmek mekruh değildir. Ve bi hilafi musallin fi mescidin ba'de salati cemaatin fihi. Bu da çok soruluyor. Bir mescitte cemaatle namaz kılındıktan sonra kişi tekrar namaz kılıyorsa orada efendim kameti, ezanı terk etmesi mekruh değildir. Yani ezan okunmaz, kamet getirilmez. Bak bu çok soruluyor. İkinci cemaat yapıldığı zaman kamet getirmeye gerek yoktur. Bel bilakis yukrahu fi'luhuma. Bak yapmak mekruhtur. Niye mekruhtur? Az önce söyledik, teşvişe götürür, karışıklığa götürür. O zaman çok önemli iki tane hüküm. Camide, mescitte tek başına kaza kılıyorsan veya cemaatten sonra ikinci cemaat yapıyorsan ezan ve kamet nedir? Mekruhtur. Tamam mı? Mekruhtur. Dikkat etmek gerekiyor. İlla fi mescidin. Ha çok güzel. Ancak yollarda camiler var ya, işanlarınla şeylerde, işan diyorum, neydi onun adı? Yoldakiler ne diyoruz? Dinleme tesisleri. Dinleme tesislerindeki yerlerde mekruh olmaz. İlla fi mescidin ala tariqin leyse lehu imamun ve müezzinun. Belirli bir müezzini, belirli bir imam olmayan yol kenarındaki mescitlerde efendim kamet ve ezanı tekrar etmek, iade etmek, yani orada ikinci cemaat, üçüncü cemaat, dördüncü cemaat yapıldığı için oralarda mekruh olmaz ve müezzin ratip, görevli. Çünkü orada, şimdi sen mesela gittin ezandan 15 dakika sonra cemaatle namaz kılacaksın. Ya ezan okundu mu, kamet getirildi mi bilmiyorsun. Ne yapacaksın?
Çünkü orada muazzaf bir imam yok, muazzaf bir müezzin yok. Hemen kısa bir ezan, kısa bir kamet, hemen namaz kılınacak. Bunu yapılmıyor ha. Dikkat edin bak buna. Şüpheliyseniz ezan okundu. Ya da soracaksınız mesela orada bir başka seyyar satıcı falan varsa onlara sormak gerekiyor. Bu önemli yollarda. فَلَا يُكْرَهُ التَّكْرَارُ ف۪يهِ بِاَذَانٍ وَاِقَامَةٍ بَلْ هُوَ الْاَفْضَلِ Yollardaki camilerde, mescitlerde ezanı ve kameti tekrar etmek mekruh olmaz. Bilakis tekrar etmek eftaldir. Sebebini söyledim. Çünkü bir görevli bir imamı, görevli bir müezzini olmadığı için orada yakinen bilmiyorsun ki burada ezan okundu mu okunmadı mı. Onun için en güzeli, en eftali ezanı ve kameti yapmaktır. Ama biliyorsan ki ezan okunmuş, biliyorsan ki kamet olmuş, o zaman başka mesele. Veya da çoğu büyük mesela böyle yerlerde imam da var. Şimdi yeni yeni koymaya başladılar elhamdülillah. Böyle yoldaki biraz büyük şeylerde, dinleme tesislerinde imam ve müezzin var. En azından imam var. Onun için orada normal mescit hükmünü almıştır. وَالْاَفْضَلُوا اَنْ يَكُونَ الْمُؤَزِّنُ هُوَ الْمُقِيمِ En faziletli, en üstün olan müezzinin, kamet getiren kişinin aynı zamanda ezan okuyan olması, yani ezan okuyan kişinin kamet getirmesidir. İkisinin ayrı ayrı olması uygun değildir. En eftal olan budur. Zaten arkadaşlar sünnet-i seniyede ezan ve kametin dışında müezzinlik böyle bir müezzin vazifesi olarak yoktur. Ondan sonraki müezzin aslında kametle beraber vazifesi biter. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Dikkat edin buraya. Yanlış anlaşılmasın. Farz namaza başlanır başlanmaz aslında müezzin dediğimiz kişinin normalde ezan ve kamet sünnetini yerine getirdiği için işi biter. Farzdan sonraki estağfurullah, Allahümme enteselam, tesbih çektirmesi, işte aşır okuması bunlar hatırlatmadır. O namazdan sonraki herkesin çekmesi gereken virtleri, zikirleri, tesbihleri hatırlatmadır. Normal müezzin zaten ezan okuyan demek. Bir de kamet getiriyor tamam. Müezzini kayyum derler değil mi? Müezzini kayyum ne demek? Müezzin ve kayyum kamet getiren. Ezan ve kamet. Ondan sonraki vazifeler hatırlatmadır. Ezanı bir kişi okur. Kameti bir kişi okur. Ama namazdan sonraki tesbihleri sadece müezzin okursa diğerleri ne kazanamaz? Sevap kazanamaz. Çünkü farzdan sonraki müezzinin yaptıkları hatırlatmadır. Yani müezzin Allahümme enteselam dediği zaman sen duvarları, mermerleri seyredersen sevap kazanamazsın. O hatırlatıyor sana. Ne diyor? Sen de de diyor. Unutma diyor. Müezzin Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber dediği zaman sen de onu diyeceksin. Ancak Kur'an okunurken tekrar edilmez. Onu yapan var. Hacı abi müezzinden daha çok sesi çıkıyor. Müezzin başlıyor. Lev enzenla hadel Kur'an. Hacı abi ondan daha çok bağırıyor. Lev enzenla. Müezzin de şaşırıyor. Kur'an okurken susulur, dinlenir. Kur'an tekrar edilmez. Ama onun dışında müezzin Allahümme enteselam dediği zaman sen de aynısını söyleyeceksin. Subhanallah ve hamdülillah içinden kimseyi rahatsız etmeden sen de kendini duyacak kadar Subhanallah ve hamdülillah ve la ilahe illallah diyeceksin. Mesela akşam namazına 10 defa la ilahe illallah teşekkür ederim ömrükü velem sen diyeceksin. Hepsini söyleyeceksin. Müezzin hatırlatıcıdır. Bu çok önemli. Müezzin tek başına söyler. Sen de onu söylemez de mermerleri seyredersen, hocanın yüzüne bakarsan sevap alamazsın. Çok sevapları var bunların. Namazdan sonraki tesbihlerin çok sevabı var. Buna dikkat etmek gerekir. Sadece bir konu kaldı. Kısa ama vakit bittiği için haftaya bırakıyorum. O da ne? Ezanı tekrar etmek. Çok büyük sünnetlerden, unutulmuş sünnetlerden bir tanesi ezanı tekrar etmek. Buna ne diyorlar? İcabe diyorlar. İcabe. Ezanın icabesi. Tamam, ezanın icabesi. Müezzin ne diyorsa aynısını diyeceksin. Ezanın icabesi bu. Kur'an bile okuyorsan bırakacaksın. Kur'an bile okuyorsan bırakacaksın ve ezana icabe edeceksin. Müezzin Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi. Sen ne yapacaksın? Kendini duyacak kadar yine Allahu müezzinle ses yarışı yapmayacaksın yani. Tamam mı? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Müezzin eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Müezzin eşhedü enne Muhammeden Resulullah, sen de eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bu arada şöyle yapıp kurreti ayni ya Resulullah demek de müstehaptır deniliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den varit olmasa da ulemadan varit olan rivayetler var bu konuda. Onu da konuşacağız. Ondan sonra hayya ala salah, hayya ala fatiha ne diyeceğiz? La havle ve la kuvvete illa billah. Bak illa billah. El aliyyi razim yok. İlla billah. Bu kadar. Adam orada bir şeyler sayıyor, bir şeyler diyor. Mübarek neden dedim bunları ya? Yok. La havle ve la kuvvete illa billah. Sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah'a la ilahe illallah, la ilahe illallah. Bitince de ne okuyacağız? Vesile duası.
Allahümme Rabbi hâzihi da'veti dâme. Hem ezanı tekrar etmek hem de ezandan sonra bu duayı okumak için ayrı ayrı dahalel cennet rivayeti var. Ne demek? He? Cennete girer değil, bak girer değil. Telhisçiler, cennete girer değil. Dahale ne demek? Girdi, girdi. Ne acayip bir şey ha. Girdi diyor Efendimiz. Ezanı tekrar eden cennete girdi. Ezandan sonra bu duayı okuyan cennete girdi ve şefaatin vacip olur diyor. Allahümme Rabbe hâzihi da'veti tâmme ve salâtil kâime diye başlayan meşhur dua. Burada da yine yanlış yapılıyor. İmam veya müezzin, hadi hocam bir dua yaptır diyorlar. Ya mübarek bırak dua yaptırmayı ya. İmam ve müezzin duayı okuyor, cemaat amin diyor. Sünnet olan bu mu? Değil. Değil, kendin okuyacaksın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendin oku diyor. Bu da önemli. Bu da önemli. Bak yanlış yapılıyor. Müezzin okur ama hatırlatır. Müezzin okurken ben mesela bazen böyle tekrar ediyorum. Yanımdaki hacı abi varsa böyle bana ters ters bakıyor. Lan bu da müezzinin okuduğunu beğenmiyor diyor galiba. Yani hani öyle düşünüyor. Yan yan baktığını anlıyorum yani. Bu diyor hoca, bu hoca diyor kahvada sarıkta var ya, müezzinin okuduğunu beğenmiyor galiba. Halbuki herkesin demesi lazım. Allahümme Rabbe hâzihi da'veti tâmme ve salâtu tâmme. Müezzin hatırlatır. İyi bir şey, kötü bir şey değil. Ama sen de onu diyeceksin. Müezzin onu okurken sen böyle bakarsan etrafa, o zaman bu müjdeye nail olmazsın. Haftaya bunu kısa bir şekilde arz edip ondan sonra namazın farzlarına başlayacağız inşallah. Velhamdülillah. Evet.